Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dün yeni YouTube kanalımız için oturup bizim konuyla ilgili yapılmış başka videoları seyredelim dedik. Şu çaktırmadan 500 kişinin falan videosuna baktık. Efendim söyleyeyim, Türkiye'de yapılan, özellikle genç jenerasyon, biz yaşlıyız da, genç jenerasyon tarafından yapılan bütün kanalların başlangıç cümlesi şu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mücevher, elmas değerinde, elmas. Kısacık bir video. Benim uzun girizgahı kesersek. Ekmek yemiyoruz. Normal ekmeği tabii yemiyoruz da. Keto ekmeğe de fazla hani ekmeğim trak, ekmek dokusundaki şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Emme ve lakin şu kaymak olayı var ki onu da bir şeyin üzerine sürmeden yiyemiyoruz. Kaymakla reçel dolapta. Biz de ondan yola çıkarak ekmek formunda bir şey yapalım dedik. Bunu Hülya'nın Instagram sayfasından aldım. Turkish Keto Tarifleri. Onu da takip edin. Instagram'da ultra basit bir şey. Ultra basit bir şey. Lütfen normal besleniyorsanız bunu diğer ekmeklere benzetip hani yediğiniz karbonhidratların, yağların, şunların bunların yanında bu ekmeği de gömmeye çalışmayın. Çünkü full yağ. Sadece tahinden yapılıyor. Ben tahin diyeceğim, sen onları tahin olarak düzeltirsin videoda, montajda. Hepsini şöyle bir kısalt. Her neyse, olay bir su bardağı tahinden, konu bir bardak tahinin etrafında geçmekte. Öyle söyleyeyim, hemen seyredin. Şimdi bu ultra komplike ekmek tarifimizin malzemeleri 800 tane gördüğünüz gibi. Ya olay resmen 3 şey. Tahin, nasıl okuyorsanız. 4 tane yumurta ve baking powder, yani kabartma tozu. Evet, bunlar çeşni. Hepsini söyleyeceğim. 4 yumurtayı kırarak başlayalım. Bu olağanüstü zor tarife. Ekmek diyorum ama un yok içinde, dikkatinizi çekelim. İnşallah bütün kabızlığımızda yumurta kabuğu düşmez kasenin içine. Normalde düzgün kırarım da. Ve dördüncü ve sonuncu yumurtamızı da kırdıktan sonra şunları önce basitçe bir çırpalım. Dört tane yumurtanın karışması fazla zaman almıyor zaten. Yani 20 saniye falan çırpsanız yeterli. Bunun içine şurada gözükmüyor tabii, beyazın üzerine beyaz olduğu için, ama bir çimdik kadar tuz, bir dolu tatlı kaşığı kabartma tozu. Şöyle, Emre sevmiyor ama hafif içine birkaç tane laf olsun diye susamı gezdireceğim. Aslında bu ekmeğin üstü için. Şunları da birbirine karıştıralım. Daha kolay olacak sanki. Bu arada Emre, fırını hazırlarsan ne kadar güzel olur. Büyük sevap işlersin. Biz bunu dün direkt şeyle yaptık. El mikseriyle yaptık. Sanıyorum size de onu tavsiye edebilirim. En mikseri daha basit bir olay olabilir. Bu yumurta çırpmak için iyiydi de. Neyse, şimdi tahinle beraber hepsi bir şekilde birbirine zaten karışacak. Son olarak da yumurta tahin. Bir su bardağı. Markasını bilmiyorum. Bu tabii ki burada aldığımız 100 markadan bir tanesi. Siz istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Türkiye'de ne kolayınıza geliyorsa. Hafif yağlı bir tarif. Buna karıştırmayalım değil mi? Tamam, şunu kenara alalım. Arada olduğu gibi sıyıralım. Tamamdır. Tahin çok çabuk sertleşen bir şey. 5 kere kontrol etmek zorunda kaldım. Un koymuyor muyuz, un koymuyor muyuz diye. Ama bildiğim un koymuyoruz yani. Olay şu, bu pişince ekmek oluyor. Bildiğiniz ekmek olmuyor kardeşim. İşte
keto'da kullanabileceğiniz, üzerine en azından bir şey sürebileceğiniz ekmek formunda lezzetli, aşırı derecede enerji veren, kaloriyi sevmesek de kalori bombardımanı bir şey oluyor. Gördünüz mü? Tahin ne hale geldi hemen. Evet, aslında dünkünden daha kolay oldu diyebilirim. En azından el brandlerini falan yıkamadım. Olay bu ya. Bu kadar. Bitti. Tahin, 4 yumurta, 1 çimdik tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Hadi biraz daha yalandan. Susam serpiyorum ama gerek yok. Onları da üstüne koyacağım. Bu arada bizde çörek otu yok ama çörek otu da serpebilirsiniz üstüne. This is it sayın seyirciler. Şimdi bir ekmek kalıbını şunu alayım. Ekmek kalıbımız nerede? Şuraya alacağım. Fazla gürültü yapmışsın. Şu zımbırtının ekmek olacağına inanmak, yani ekmeğimsi olacağına inanmak çok zor. Ama döktük bunu da çekiyor musun? Harika. Onu montajla kessene. Ha bu arada kabın altına yağma hiçbir şey sürmedim, sıkmadım. Gerek yok çünkü kendisi tamamen yağdan ibaret. Şöyle yapacağım. Üzerine de biraz içindeki yağ, susam yağı yetmezmiş gibi biraz da üzerine serpiştirelim. Ve bittik. Aynen fırına giriyor. Tara! 25 dakika. Tam 25 dakika sonra fırında olan oluşum aynen şöyle. Ya bildiğin ekmeğe benziyor. İçinde un yok. Muhteşem bir oda. Şöyle yapacağım. Elimi ağzımı yakmadan. Kenarını biraz daha kapatalım. Dün valla dank diye vurduk. Çıktı. İnşallah bugün de aynı şekilde çıkar. Ne dersin? Kısmet. Kısmet bu işler biliyor musun? Şunu da alıyorum. Tahtanın üstüne çıkarabilir miyim? Tabii ki. Şimdi seyret güzel kardeşim. Şöyle alıp, Allah'ım elimi yakmak istemiyorum ne olur. 1-2-3. Bence çıktı. Uhu! Kesme denemesi. Tırtık kum da olabilir. Şununla da deneyebilirim. Direkt yiyecekmişiz gibi kesiyorum ben yalnız bunu. Yiyeceğiz tabii. Tabii yiyeceğiz. Buyurun. Acayip güzel. Süngerimsi bir doku. Ekmeğe benzer kafada bir şey. Çok sıcak ama yiyecek her şey. Çok umurumda değil şu anda bu açlıkla açıkçası. Gel kardeş payı yapacağım. Şöyle. Bu arada bu da dipnot olarak söyleyeyim. Donmuş orman meyveleri 2 paket aldık. Üzerine eritritol serpip birkaç saat beklettik. Orman meyveleri hafif suyunu verdi yani çözüldü daha doğrusu donmuş olan meyveler. Daha sonra 2-3 kaşık eritritolle tencerede ağır ateşte 1 saat kadar kaynattık. Bir haftadır buzdolabında. Tadı muhteşem. Artık gerisi size kalmış. Afiyet olsun. Buyur Emre'ciğim.